arkadaşlar, bildiğiniz üzere düğün yaklaşıyor ve her yer savaş alanına dönecek diye korkuyorum. O yüzden sessizce ilerliyorum yoluma. Ben Yeliz Ketenci, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde görmüş olduğunuz gibi düğün adımlarına hazırlıklar başlıyor. Düğün hazırlıklarını bu videoda izleyeceğiniz şeyler ise birinci tur gelinlik, neler denedim, kimler vardı yanımda. İkinci turumuz gelin ayakkabısı ve üçüncü turumuz size yeni evimizi gösterdim. O yüzden böyle bir konsept yaptım çünkü bence bu alanlar tam bir savaş alanı. Ve ben de dedim ki en iyi konsept bu Yeliz. Ve böyle çıkmalısın dedim. Şimdi arkadaşlar, gelinlik denemeleri. Gelinlik denemeye gittiğimde arkadaş grubumu özenli bir şekilde seçtim. Aslında seçmedim. Yine en yakınlarım geldi ama en yakınlarım içinde gelmeyenler de oldu. Ama bütün seçtiğim dostlarım hepsi ayrı karakterlerdi arkadaşlar. Gelinlik provası için takımımızı oluşturduk. Takımın birinci üyesi Hande Yüzel. Kendisi çok fazla dekolteyi sever. İddialı modelleri her zaman tercih eder. Takımımın ikinci üyesi Gözde. Çok naif. Tam bir prenses. Ve sadeliği sever. Takımımızın üçüncü üyesi Arzu. Sade fakat gösterişli şeyleri sever. Ve son üyesi tabii ki de kardeşim İllet. Hiçbir şeyi beğenmez. Şaka şaka yapıyorum. Çok güzel şeyler beğenir. Her şeyi ona soruyorum. Fotoğraf çektim falan bile ona soruyorum. Kendisi bir insana bakar ve naifliğine, tüm vücuduna uygun ne varsa onu beğendirir, beğenir, yorum yapar. Kendisi çok zor beğenir ama beğendim mi de gerçekten çok güzel olur. Ve işte gördüğünüz bu takımla gelinlik seçmeye gittik. Hadi bakalım gelinlik seçerken neler yaşadık? Hangi gelinlikleri denedik? Transparan olması güzel değil de şu üst. Onu kapatabilirlermiş. Hmm. Onda sıkıntı yok. Bunları yapıyoruz. Bence biraz fazla ağır sanki. Şu an ben zaten aşağı çekeceğim. Çok disko top anneciğim dedim ya. Çok. Bunu sevmedin sen hiç. Diğerinin havasını almadı ama. Taşla yakışmış. Bir bakacağım. Şimdi onu da bir getireyim. Siz bunlar varken başka bir şey içer miyiz bu arada? Aynen oturun. Ayakları uzatın. Yoruldum kızımız. Ben kurdeleyi çok beğendim. İptal edebiliriz. Onda sıkıntı. Ben sadece şu kızımı sevmedim. Onun için şey çok yarandı. Bunun burasını değiştirebiliyor muyuz? Oraya bakalım. Daha düz yapıp buradan böyle... Katını... Şey katını alırız evet. Katını inceltiriz. Bu kadar kalın değildi. Daha ince bir... Şunu değildi. Şunu iptal edip şöyle üçlü bir sırada olabilir ki bel hattınızı ortaya çıkartalım. Ördek. Tamam. Tam işte o ördek bu ördek. Evet. Çok güzel bir tasarım. Çok farklı. Yani öyle kolay kolay her yerde görebileceğiniz bir model gibi. Ama ben aynen biraz fazla kumaş olduğunu taraftarım. Bu sadece üzerindekinden kaynaklı size öyle geliyor. Hani üst detayları. Evet. Yok.
Alttakinden dolayı. Hangisi? Şunlar mı? Yani ya, üstü çok güzel ama alt eteğini sevmedim. O alt eteği kırışık olduğu için, evet. Yok, sırf kırışık olduğu için de değil. Tülünü sevmedim galiba. Okay. Ya böyle tül yerine yine üstündeki kumaşlı gibi sert bir şey olsaydı nasıl olurdu acaba? Öyle de var. Çok şu... güzel ama bana şey geldi. Bir sürü peçete üstüne koymuşsun. Oha. Bebeğim kesinlikle ağzına çarpar yani. Düzgün kullanacak. 60.000 lirayla peçeteyle siliniyorum. Ama yok yani şey, şu alt tülü güzel değil. Ben bir tek neyi beğendim. Ekstra o olayı güzel. Aşağısı bana böyle bir şey yani. Hiç güzel değil. Evet, ya. Gelinlik denedikten sonra hemen video geçiyor. Gelinlik ayakkabısına ilerliyoruz. Gelinlik ayakkabısını nereden seçtim? Hangi sürede seçtim? Tabii ki de gelinlik ayakkabısını bir ay kala gerçekten seçmeniz gerekiyor. Sonra videonun sonunda herkesin merak ettiği, sizin merak ettiğiniz ev turumuz başlıyor. Ev turumuzun ilk bölümünü bu videoda yayınlıyorum. Hayır, düştü. Bütün konseptlerim böyle düşüyor ya. Evet, şimdi caddedeki Divani mağazasına geldik. Bunun ayakkabısı için. Burada dediler ki spor ayakkabıya gerek yok. Bununla çok rahat edeceksiniz. Bakalım ne seçecek. Döşeyeceğiz. Altında bir dilek ağacımız olacak. Evli. Arkadaşlarınızın isimlerini yazacaksınız. Buradan renk kartıyla sınırlı renkleri beğenebilirsiniz. Pırıltılılar, danteller, satenler hepsi olabilir. Topuk kalınlığını da istediğiniz yükseklikte değiştirebiliyoruz. Bu şekilde transparanla çalışabiliriz. Yani şimdi 19 pont dediğimiz zaman 13 santimlik bir yükseklik geliyor. Şu 13 santim. 13-13,5 santim gibi. Böyle bir model de seçebilirsiniz. Şöyle bir model de seçebilirsiniz. Yani şuradan sizi tutan, hani spor pabuç rahatlığına gelecek şöyle bir model de seçebilirsiniz. Şu sanki güzel. Evet. Bu biraz daha yüksektir. Bunun yüksekliği 15-16 santim gibi. Bu daha iyi aslında benim genliğim için. Yani 13'teki rahatlık neyse 16 santimdeki rahatlık da aynı şekilde. Benzer başka ne modeller var? Başka ne model var? Mesela aynısının şöyle tokalı versiyonu var. Böyle. Yani bu yükseklikte ayağınızın sağa sola devrilmemesi için önemli olan şuranın rahatlığı. Yani şöyle saran modellerde daha rahat edersiniz. Bunun artı bir rahatlığı da şuradan tutmuş olması. Bir ayağımıza giyelim, deneyelim bakalım. Hadi dene bakalım. Gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. Oradan ayakkabınızı istediğiniz gibi modelini, kumaşını, topuk santimini, her şeyini seçebilirsiniz. Aşırı rahat. Ben hayatımın şokunu yaşadım diyebilirim yani. Hani bu kadar yüksek topuklu bir ayakkabı nasıl rahat olabilir? Gerçekten rahat oluyormuş. Diğer bir turumuz ne acaba? Evime hoş geldiniz. Şimdi boşken bir çekmek istedim evimi size gezdireyim diye. Şimdi arkadaşlar burası salonumuz. Salonumuzda sadece L koltuğumuz geldi. L koltuğu buraya koymak istedik. O yüzden L koltuğumuz biraz küçük. Evin aslında salonu biraz biçimsiz geldi bize ama tatlı bence. Bunu ikiye etmiştik, bir L koltuk yaptık. Buraya geldiğimizde burası televizyon ünitesinin yeri olacak. Bu aşağıda da televizyon ünitesi, televizyon. Sonra tabii ki de en güzel şey bahçe. Arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim.
Evinize daha eşyalar gelmeden böyle toprağı olan bir çiçek size hediye edilmesi gerekiyormuş. Bunu da çok mutlu, işte mutlu biri olsun, işte pozitif biri olsun o hediye etmesi gerekiyormuş. Bereket ve huzur getiriyormuş size. O nedenle bunu da ben bir arkadaş seçtim. Böyle hani kendini mutlu ve olumsuz düşünmeyen bir tanecik Arzu arkadaşım var. Onun bana hediyesi. Bu tüm işte evinize daha eşyalar gelmeden topraklı, hani canlı bir şey girsin dediler. Biz de hemen yaptık. Umarım yerini beğenir. Huzurla yaşar. I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Aa pardon, mutfağa geçmeden önce burası da, şu boşluk alan gördüğünüz yer. Buraya yemek masası gelecek. 6 kişilik. Daha sonra evin kendisinden burada portmanto var. Gömme merdiven altı. Bu benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Burada güzel size tarifler verebilirim. Burası mutfağımız. Beyaz eşyalarımız geldi ve buradan da bahçe çıkılıyor. Burada bir banyomuz var. Buraya bir dolap yapmışlar. Çamaşır makinesi ve işte kurutma makinesi de koymanız için. Evet, burası mahrem bölgesi, yatak odası. Buraya bir tane dolap gelecek. Buraya havluluk ve çamaşırlık olarak düşünüyoruz. Buraya yatağımız geliyor. Daha sonra burada uyandığımda böyle kendimi iyi hissedebileceğim, sporumu yapabileceğim bir yer. Burada bir tane böyle bize ait bir sandalye olacak. Burası da tuvalet masası olacak. Ebeveyn banyosu var. Tüm bu duvarlar raflarla dolacak. Giyim odamız olacak evlerle birlikte. Bu odam olsun, başka bu oda olsun, yatak odası mı olsun, bunun bayağı büyük bir tartışmasını yaşadık. Ama bence kıyafetler bizi mutlu eden şeyler. Yani hayatımızda, gidişatında. O yüzden bu odanın kıyafet odası olmasını istedim. Çünkü önemli kıyafet. Buraya bir tane daha spot gelecek. Biraz böyle showroom havasında yapmak için. Burası da benim odam. Misafir odası. Hem de oturma odası olarak düşündük. Buraya bir tane çalışma masası gelecek. Mini bir televizyon. Buraya televizyon ünitesi. Onu IKEA'dan almıştık biliyorsunuz. Buraya da böyle aşılır bir koltuk gelecek. Bu koltuğu bulmak için bayağı uğraştık. Nereden bulduğumuzu ayrıca size eve geldiğimde göstereceğim. Bir de ayrıca burada bir misafir tuvaletimiz var. Burası da benim. Evet arkadaşlar, umarım videomdan çok keyif almışsınızdır. Size bu videoda bölüm bölüm aslında düğün hazırlıklarına göre giden adımları gösterdim. Bu adımlar çok tehlikeli. O yüzden gardımızı almamız lazım gelin olarak. Hem manevi, hem duygusal, hem maddi olarak gerçekten dibe vurduğumuz anlar olabilir. O yüzden ben de ne yaptım? Kendi gardımı alıp size bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer yeni abone oluyorsanız abone olmayı da unutmayın. Her zamanki gibi tüm konseptlerim hep düşüyor. Buna alıştık tabii ki de. O yüzden üzülmüyorum. Aa, bu arada sakın yorum yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizinle konuşmayı çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Diğer bir videoda görüşmek üzere.